Efendim sabah herkese merhabalar, sevgiler, saygılar diyelim ve hemen sözü fazla uzatmadan gündemdeki haberlere doğru dönelim. Tabii ki dün oynanan iki karşılaşma vardı. Beşiktaş Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sivas Spor'a da Trabzonspor ve iki büyük takım olarak adlandırılan takım da beklentilerin altında kaldı. Avrupa hayal kırıklığının ardından ikisi adına da ligde de hayal kırıklığı yaşadılar. Beşiktaş son anda işte bu sonlara doğru bulduğu penaltıyla ee, Burak Yılmaz'ın e, kaydettiği golle bir puanı kurtarmayı başlarken Trabzonspor'a son dakikada gelen golle 3 e, puanı e, bırakmış oldu. Sivas e, deplasmanında 2 birlik skorla kaybetmiş oldu. Eee Beşiktaş maçına dönersek Tabi biliyorsunuz her zaman saha içerisinde konuşmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde ilk yarıda özellikle ne Beşiktaş adına ne Başakşehir adına futbol olarak konuşulacak çok fazla bir şey yoktu. Beşiktaş sürekli pas yaparak pozisyon üretebilir miyim acaba diye düşünürken o pozisyon üretemeyeceğini bilen Başakşehir çünkü Beşiktaş'ın pas oyununda henüz daha yerleşmiş bir hücum seti yok. Bunu bilen Başakşehir de kendisini çok fazla zorlamadı. Beşiktaş'ı karşıladı. Beşiktaş pas yaptı. O, özellikle orta alanda çok pas yaptı. Çok çevirdi topu. İyi kapatlar alındı Zaten çok iyi bir ezberleri var yine Abdullah Avcı döneminden kalma ve bu 5 ee, yaşın bu oyunda oynamasına izin verdiler ve ilk yarıda iki tarafta ya ben şut çekmeyeceğim yok yok Allah aşkına sen şut çekmeyeceksen ben hiç çekmeyeceğim şeklinde böyle birbirlerine tatlı tatlı davranarak ilk 45 dakikayı tatlılar İkinci yarı biraz daha futbola yönelik bir takım hamleler yapmak istediler sağda e, iki tarafın oyuncuları da ama yine oyun olarak açıkçası çok fazla bizi tatmin eden bir performans ortaya çıkmadı. 5 yaşın sorunu büyük. Bu oyuncu grubuyla bu oyunun oturması büyük zaman e, alacak ve belki de tam olarak oturamayacak gibi bir hissiyat artık yavaş yavaş oturmaya başladı insanlarda. Belki de bu oyuncu grubuyla başka bir oyuna doğru dönmeli Abdullah Avcı. Beşiktaş Oyunu çok fazla sola yıkmaya başladı. Biraz Başakşehir'de de olan bir alışkanlıktı bu Abdullah Avcı döneminde. Sağ tarafta boş pozisyonda Viciay'ı topla buluşturma üzerine kurulu bir oyundu. Ama orada tabii çapraz toplar çok büyük önem kazanıyordu ki Beşiktaş o çapraz toplar atacak oyuncu şu an için Oğuzhan olarak gözüküyor. O da yavaş yavaş belki forma girerse Beşiktaş bu sorunu çözebilir ama Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bence sistemi oturtmak değil, sistem bence yavaş yavaş oturdu. Beşiktaş pas oyunu yapıyor top kaptırmıyor top kendisindeyken ama topu rakibe verdiği anda geride inanılmaz boşluklar bırakıyor buna çözüm bulabilmiş değil bir ve bir diğer ikincisi ise Beşiktaş bir türlü yerleşik bir hücum setini oluşturabilmiş değil oluşturabilmiş gözükmüyor ve zaman zaman böyle anlık pozisyonlar buluyor o oh. Yaptığı organizasyon içerisinde Ama Beşiktaş bunu ezberine oturtana kadar Bundan bir sonuç çıkartana kadar Çok zaman geçecek gibi gözüküyor Ve büyük takımlarında bu zamanı olmuyor Genel itibariyle Abdullah Hoca'nın daha açıklamaları da çok doğru olmadı Beşiktaş teknik direktörünün Beşiktaş taraftarının en azından o büyük takım taraftar duygusunu pohbolayacak ya da bir şekilde tekrar alevlendirecek cümleler sarf etmesi lazım en kötü günde dahi. Oysa Abdullah Avcı biraz daha Beşiktaş'ı geri planda göstererek, göstererek bir takım açıklamalar yapınca da Beşiktaş taraftarının tepkisi daha da arttı. Hep söylüyoruz aynı şeyi söylüyoruz futbol ilerliyor istediğiniz her türlü varyasyonu yapın. Teknik, taktik vesaire her şeyi dile getirin. Pep Guardiola da olsanız, e, Abdullah Avcı da olsanız, e, Sergen Yalçın da olsanız hiçbir şey fark etmez. O top 3 direğinin arasından geçti mi abi? Hiçbir çocuk olmaz. E, i̇stediğiniz kadar uğraşın. Beşler o topu 3 direğinin arasından geçiremediği için e, şu anda 5 puanla kaldığı için de taraftarından haklı bir tepki görüyor. Trabzonspor buna e, açısından bakalım. Bir de Trabzonspor maçına doğru bakalım daha doğrusu. E, Trabzonspor tabii çok fazla eksiği var erken öne geçtiği karşılaşmada e, biraz bahsetmiştik. Özellikle sabahidmanokta.com sitesinde geçen haftanın değerlendirmesinde de yazmıştık. E, Trabzonspor'un orta sahasındaki o geçişe imkan verme, o gençler bilim maçında gözüken geçişe imkan verme durumu tam e, Rıza Çalınbay takımlarının böyle leblebi gibi e, yiyeceği e, hemen e, üzerine atlayacağı bir durumdur ve e, anladığım kadarıyla da Sivas Spor, maçın özetini seyrettim çünkü Beşiktaş karşılaşmasındaydım. Sivas Spor bunu kullanmaya çalışmış. Trabzonspor eksikliğine rağmen aslında iyi oynamış olsa da e, Sivas Spor o çok da güzel bir pas var ya var eder e, ikinci golde ve sonunda da 3 puanı almış. Şimdi iki hafta iki takım karşı karşıya gelecek. Tam Galatasaray B Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta. Bakalım hangisi o derbiden nasiplenerek çıkacak e, ya da nasiplenen çıkacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. O da ilginç bir durum ortaya çıkartacak. Bu sayfa gazeteyi yatmıyor çünkü arka sayfada bir de basketbol haberimiz var. Ona doğru gideriz. Derbi demişken derbiye doğru bakalım. Yavaş yavaş derbi haberleri üzerinden verdi bu hafta gideceğiz gibi gözüküyor. Fenerbahçe ile ilgili olarak bakalım. Fenerbahçe Lig'de Galatasaray 5 yıldır yenilmiyor. 9 derbinin 3'ünü kazanmış. 6'sı ile beraber bitmiş. Bu arada baya bir beraberlikle biten bir ee, durum var. Ee, Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde iki tarafta yenişmekte zorlanıyor. Biraz hakemler de belki de buna vesile yardımcı olabiliyor. Oyuncuların ve teknik direktörlerin oyun anlayışı da biraz buna vesile ve yardımcı olabiliyor. Özellikle ilk devresindeki karşılaşmaların berabere bağlanmasında e, oyuncuların da çok böyle hani belli bir dakikadan sonra oyunu force etmemelerinin çok büyük etkisi oluyor. Maçları hepimiz izledik hatırlayacaksınız. Ki diyeceksiniz bir de hakemler makemler diyorsunuz hani konuşmayacak mısın? Biraz da çok fazla dile getirmiyoruz ama zaten Deviye demişler Nerem doğru diye ee, o da demiş şey nere nere diye o da nerem doğru ki demiş. Ee, Türkiye'de futbol piramidinin en tepesi düzgün değil ki e, o piramidin ortasalarında yer alan e, hakemler düzgün olsunlar. Hakemleri konuşarak Türk futbolunun kurtulacağını zannetmediğimden dolayı çok da fazla üzerine durmuyorum. Onlar da sağ olsunlar. Ben üzerine durmadıkça konuşmam için ya da insanları konuşması için bir sürü malzeme veriyorlar. Onun için ayrı bir kısmı. Gerçi tebrik ediyorum onları da. Ee, yani bu kadar üst üste e, felaket haftalar da çıkartmak çok zor olsa gerek. Neyse bakalım ee, ana strateji olacak. Sakin kal, akıllı oyna. Gerçekten çok büyük bir strateji. Ee, yani şöyle bir gazeteden ayşilerini girin. Her derbi öncesinde e, işte X teknik direktör e, parolayı buldu. Sakin kal, akıllı oyna. Bravo. Ee, gerçekten çok güzelmiş. Ee, bakalım e, günler ilerledikçe haberler artacaktır iki takım adına da Fenerbahçe'de özellikle Gustavo'nun performansı şüphesiz ki Ankara gücü maçındaki performansı insanları bir hayli mutlu etti ve umutlandırdı. İlerleyen günlerde 11'lerde şekillendikçe yani muhtemel 11'ler şekillendikçe de daha detaylı konuşuruz. Galatasaray'da problem aslında Fatih'in yedek kulübesinde olmayacak olması. Bugün de Foto Maç gazetesi ona dair bir haber yapmış ama yani bir kez daha söyleyelim. Levent Şahin hoca biraz haksızlık ediyoruz biraz fazla hocayı yok sayarak yorum yaptık. O kadar da belki de yapmamamız lazım. Sonuç itibariyle biz burada sadece lak, lak yapıyoruz. Ama e, Levent Hoca bu işin eğitimini almış. Bu işin bütün müfredatından geçmiş. Bütün tozunu, toprağını yutmuş. Ve Galatasaray Teknik Kulübesi'nde oturma hakkı elde edilmiş bir isimden, e, isimdir. E, bu kadar da belki de yok sayarak eleştirmemiz doğru olmaz. Ancak bütün o değişiklikler vesaire bana sorarsanız e, Fatih Terim'in. E, hamleleriydi. En azından Fatih'in icazetiyle yapıldı. Bundan dolayı ben işin daha çok Fatih Terim'in eleştirmesi gerektiği kısmı diyeyim. Sanki Levent hocayı kullanarak böyle bir eleştirme gibi bir durum olduğunu düşünenler var. En azından bizde öyle bir durum yok. Ee, terim tehlikesi e, Galatasaray Tecrübe hocanın olmadığı başlangıçta zorlanıyor. İşte o yüzden zaten e, hep söylüyoruz. E, geçen sene Fatih Hoca 10 maç e, kulübede yaralamamıştı. E, Galatasaray şampiyonluk kaçırsa, o 10 maç kulübede yaralamamanın çok büyük etkisi olacaktı. Şimdi e, işte yeni Malatya karşısında kulübede olmaması e, Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın oyunu etkiliyor. Fatih Hoca kulübede olmadığı zaman Galatasaray bundan olumsuz etkiliyor. Ve Fatih Hoca o yüzden zaten bunu bilmesine rağmen bunu görmesine rağmen hala ceza alacak tarzda ha, haklıdır haksızdır o bir mevzu ama ceza alacak tarzda e, açıklamaları devam etmesini bu yüzden eleştiriyoruz. Yoksa istiyorsa konuşsunuz. Yani sonuçta kimseye bir şey söyleyecek halimiz Yok neden böyle söyledin neden böyle konuştun diye en nihayetinde herkesin kendi fikridir. Bize karışmak düşmez. Biz sadece buradan ee, yorum yapma. Ya sadece şey, eleştiri gücünü kullanırız. Bizimki dünyanın en güzel işi. Yani orada istediğin kadar yıpran e, çabala. işte her şeyi yap. Buradan adım bile çıksın. Üç kelimeyle senin yapmaya çalıştıklarını ya adal alır mı ya hoca şeklinde eleştirsin. E, yürürlük'te Türkiye Türkiye'yi temsil edecek iki temsilcimizin de medya günü vardı dün. E, bizim Ligradio ekibi de e, Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe Beko'nun ne diyor günlerine Gitti. İki koçla e, çok e, yürürlükle ilgili olarak tabii çok net konuştular. Çok e, iddialı konuştular. E, basketbolumuz çok büyük bir gerileme içerisinde. E, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yeni gelen Basketbol Federasyonu'nun Abdi İpekçi e, Spor Salonu'nu yıkmaktan başka hiçbir faaliyeti olmadı. Hiçbir eylemi olmadı. O da yanlış bir eylemdi bu arada. E, neyse yıktılar. Yenisini yapacaklarmış. E, yapılıyor hayırlı olsun ama e, Türk basketbolu asıl yıkılıyor. E, o kötü durumda. E, A takım se seviyesinde gördük dünya şampiyonasında olup bitenlere altyapılarda eksiklikler, altyapıdan çıkmayan oyuncular. Kadınlar e, Türkiye Kupası karşılaşmaları var. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesi, internet televizyonu var. O internet televizyonunda dahi bu e, Türkiye Kupası ilk e, aşaması yayınlanmıyor. O zaman Yazık değil mi bu kadınlar bunların emeklerine? Hani onların da izlenme, onların da insanlar tarafından görülmeye hakkı yok mu? Ama genellikle Türkiye Basketbol Federasyonu bu dönemde maalesef doğru yapılanmayı, doğru adımları atmama konusunda oldukça istikrarlı gözüküyor. Fenerbahçe, ve Be Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kendi yaptıkları şahsi yatırımlarla Euroleague'de bu kadar büyük bir seviyeye ulaşıyorlar. Bu maalesef bizim basketbolumuzun yükselişiyle paralel bir durum değil. Bunu bir kere belirtmek lazım. Son olarak da e, futboldaki en gereksiz şeye dönelim. E, ödül töreni. Özellikle UEFA'nın, FIFA'nın filan ödül törenleri var ya. Bolandor var. E, işte ya, yani, işte ekip gazetesini yaptığı bir organizasyonun. Sonra çok büyüdü falan. Bunlar tamamen sponsorların organize ettiği, sponsorların ya işte şu alırsa daha iyi olur dediği e, konjonktüre göre zaman zaman esneklik gösterdiği bir organizasyon. Yine ne kadar boş, ne kadar e, gereksiz bir organizasyon olduğu da bir kez daha ortaya çıktı dün e, yapılan FIFA ödülleri töreninde. Daha diyeceksiniz ki ya sende ne alakası var? İşte Messi sonuçta dünyanın en iyi futbolcusu alamaz mı? Alabilir. Ama şöyle düşünün. Dünyanın en iyi futbolcusu şüphesiz ki Messi'dir. O işin ayrı bir kısmı. Ya da Ronaldo'dur kimisine göre. 2019 e, 19'da da olabilir. Fakat aynı zamanda herhangi bir Orta Batı değil mi? Orta e, bölge Kuzey bölge liginin e, şampiyonluk veren mücade takımın mücadelesinde attığı gollerle o takıma müthiş katkıda bulunan ve şampiyona bir numaralı aday olan, şampiyona bir numaralı vesile e, olan kişinin neden e, dünyada yılın en iyi topçusu olma e, ihtimali olası ya da Avrupa'da yok ya da ligde kalma anlamında takımına e, harika bir destek ortaya koyan, e, yerlerde sürünen takımını tek başına e, ortaya koydu dirayetle ligde tutmayı başaran bir futbolcunun neden dünyada yılın futbolcusu ya da Avrupa'da yılın futbolcusu olma e, hakkı yok? Neden? Çünkü endüstriyel futbol var. Endüstriyel futbol oldukça da biz sadece endüstrinin bize sunduğu yıldızların dünyanın en iyisi olduğunu e, kabul ederek yaşamaya devam edeceğiz. Ben de buna e, isyan ediyorum. Yoksa zaten Messi, Ronaldo, Van Dijk. Onları konuşmak ya lüzum yok. Hepsini keyifle izliyoruz ama e, endüstriyel futbolun göz ardı ettiği büyük bir kitle var ve bu kitleyi de dünya futbolunun içerisinde yok saymak olmaz. Diyelim e, sabah yıldızını bugünlük noktalayalım. E, yarın yine günün haberlerini konuşmak üzere, günün haberleri üzerinden yorumlar yapmak üzere. Yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.